Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, ne diyordu Ahmet Arif? Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül bir dünya, bir ben uyumadım, kaç leylim bahar, hasretinden prangalar eskittim diyordu. Herkes konuştu. Bilen de konuştu, bilmeyen de konuştu ama bir tek Muharrem İnce konuşmadı. Şimdi Muharrem İnce konuşacak. Değerli basın mensupları, Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. 18 yıllık bir iktidar Türkiye'nin sorunlarını çözmediği gibi yeni sorunları da maalesef eklemiştir. Mühürsüz oy pusulalarıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin sorunlarını daha da derinleştirmiştir. Yargı bağımsızlığı kalmamış, mülk çökmüştür. Yargı iktidarın sopası haline gelmiş, yargısız infazlar yerini yargıyla infaza bırakmıştır. Devlette kurum ve kurallar çökmüş, tek adamın buyruklarının onları uygulayan mekanizmalar ortaya çıkmıştır. TÜİK gibi, Merkez Bankası gibi kurumların bağımsızlığı yok edilmiş, bu kurumların kamuoyunda inandırıcılığı kalmamıştır. Bu dönemde din ve vicdan arasındaki bağ koparılmıştır. Hesap verme ile utanma arasındaki bağ koparılmıştır. Okul türleri arasındaki ayrımcılık eğitimin niteliğinin daha da düşmesine yol açmıştır. Verimli tarım arazilerini amaç dışı kullanan, ata tohumlarının kıymetini bilmeyen, üretimi değil ithalatı özendiren, katma değerli ürün üretemeyen bu politikalar sonucunda ne yazık ki bizler zengin toprakların yoksul çocukları haline geldik. Enerji güvenliği, ekonomik güvenliğimizin ve ulusal güvenliğimizin temel taşıdır. 2000 yılında enerjide dışa bağımlılığımız %67 iken bugün enerjide dışa bağımlılığımız 72,4'tür. Doğal gazda dışa bağımlılığımız %99,6, petrolde dışa bağımlılığımız %94,3'tür. Oysa Türkiye'de atıl bekletilen yenilenebilir enerji kaynakları devreye alındığında ve enerji verimliliği arttırıldığında daha bağımsız, daha temiz, daha verimli, insan ve doğa odaklı bir enerji geleceği mümkündür. Ülkemizde enerji sorunu değil, enerji yönetimi sorunu vardır. Dış politikada denge politikaları kuramayıp gelgitler yaşayan, ticari ilişkilerle diplomatik ilişkileri düzenleyebileceğini zanneden, parasını ödediği savunma sistemlerini ve savunma araçlarını alamayan, kullanamayan, sorunlarını çözmek yerine ertelemeyi tercih eden bir ülke haline geldik. Mavi vatan olarak tanımlanan 462 bin kilometre karelik denizel alanda büyük bir zenginlik bulunmaktadır. Bu alandaki haklarımızı korumak partiler üstü bir anlayışla ele alınmalıdır. Türkiye'deki muhalefet bu konuda yüksek sesle destek mesajı vermelidir. Bugün ülkemizde 18 yılın sonunda işsizliği arttıran, halkı yoksullaştıran, milli geliri düşüren, ekonomideki memnuniyeti buzdolabı satışına bağlayan bir cumhurbaşkanı var. Oysa önemli olan evde buzdolabının olması değil, buzdolabının içinin dolu olmasıdır. Türkiye'yi bu noktaya lider partileri getirmiştir. Türkiye'nin hem iktidar hem muhalefet sorununu aynı anda vardır. Siyasi partilerin işleyişinde demokrasi kalmamıştır. Ne yazık ki bu kötü gidişattan Cumhuriyet Halk Partisi de nasibini almıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez meclis grup başkan vekilleri seçimle göreve gelmiyor. Kaldırıldı, genel başkan onları atıyor. CHP ile özdeşleşmiş olan ön seçim artık yok. Size bir anekdot anlatmak istiyorum. Yıl 1977, İzmir İl Başkanı Sedat Akbar. Genel Başkanımız rahmetli Bülent Ecevit İzmir İl Başkanı'nı arar. Der ki bir kontenjan istiyorum milletvekilliği için. Sayın Genel Başkan der, hay hay kabul ama kime ve ne için kullanacaksınız? Ahmet Taner Kışlalı için kullanacağım çünkü onu Kültür Bakanı yapacağım der. İlk dört sıra olmaz der İl Başkanı Sedat Akman ve beşinci sıraya koyarlar. Sonra Kültür Bakanı olan rahmetli Ahmet Taner Kışlalı'yı. Parti bu halden ne hale geldiğini herkes bir daha görsün. Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, kurultaylarımızda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor.
1950 ile 1960 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi çok kötü günler yaşamıştır. İktidarı devretmiştir. Bu 10 yılda 7 kurultay yapmıştır Cumhuriyet Halk Partisi. Ve bugünlerde ilerlemiş yaşına rağmen Genel Başkanımız rahmetli İsmet İnönü o kurultayları saatlerce, günlerce, haftalarca sonuna kadar izlemiştir. Bugün kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir. Kendisi konuşup çekip gitmiştir. Hafta sonu yapılan kadın kolları kurultayına ise katılma zahmeti dahi göstermemiştir. Partinin bir üst, en üst organı olan kurultayın seçmediği parti meclisi üyesini iki satırlık bir yazıyla siz seçmezseniz seçmeyin, ben genel başkan yardımcısı görevini ona veririm diyerek kurultay iradesini de tanımayan bir genel başkanımız var artık. Ben siyasi parti, bir siyasi parti ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti diyen dostlarına değil, önce kendi gücüne ve kendi evlatlarına güvenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyle kurulmuş bir parti değildir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırken de dilekçeyle ayrılınmaz. Ayrılsam bile Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmak için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtarmak için ayrılırım. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün işgal altındaki başkentimiz, o zamanki başkentimiz İstanbul'u kurtarmak için ayrılıp Ankara'ya gitmesi gibi. Salıdan salıya iktidarın stratejik olarak kuyuya attığı taşları temizlemek ve laf yetiştirmek, kolay yolu seçmek, muhalefet olarak kalmaktan memnun olmak demektir. AKP çökecek. Bunu ben de görüyorum. Çökecek ama Türkiye'nin üstüne çökecek. AKP çökerken ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi bir seçenek, bir alternatif, bir kurtarıcı rolü görmüyor. Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir gözlemci olarak olayı seyrediyor. Çökse de, armut pişse de, ağzımıza düşse mantığında devam ediyor. Siyasi partilerin kendi içlerinde demokrasi olmaması Türkiye demokrasisini de çökertti. Türkiye'nin sorunlarını ne tek adam iktidarı ne tek adam muhalefeti çözebilir. Ben gidersem ülke dağılır diyenlerle, ben gidersem parti dağılır diyenlerin ortak noktaları oturdukları koltuklara duydukları aşktır. İşler kötüye giderken kendi hatalarını dış mihraklara bağlayanlarla, kendileri gibi düşünmeyenlere sarayın adamı deyip ihanetle suçlayanlar arasında bunlar aslında aynı yolun yolcusudur. Türkiye'nin sorunları ortak akılla, ortak iyiyi bulmakla ve ortak değerlere sarılarak, sımsıkı sarılarak sahip çıkmakla olur. Türkiye seçeneksiz değildir. Türkiye saray rejimine mecbur ve mahkum da değildir. Ayrıca Türk seçmeni tutucu da değildir. %80'i değişkendir. Bu sefer şu partiye, şu adaya oy vereceğim diye başlar. Ben inanıyorum ki Ecevit'in %42'si, 42'si mümkündür. Hatta 50+1 de mümkündür. Biz Türkiye'ye bir seçenek sunuyoruz. Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Parti içi muhalefet hareketi hiç değildir. Amacımız karamsarlığı, umutsuzluğu yok etmek ve bir çıkış yolu göstermektir. Bu toprağın insanları en zor, en karanlık dönemlerde bile umudunu, cesaretini, dayanışma ruhunu kaybetmemiş ve küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir. Türkiye'nin barışmaya, üretmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı vardır. Bugün başlattığımız hareketin adı 1000 günde memleket hareketidir. Adımız memleket hareketidir. 1000 günde memleket hareketi. Bu hareketin kadrosu, alanında uzman, Türkiye sorunlarına kafa yoran, çözüm üreten kişilerden oluşmaktadır. Önümüzdeki günlerde bu kadroyla karşınıza çıkacağız. Zafer hazırlanmaktır. Kadromuzla, söylemimizle, milletimizle zafere hazırlanıyoruz. Bu hareket gücünü de, finansmanını da, yönünü de milletten alacaktır. Milletimizin isteklerini kadromuzun vizyonu ile birleştirip
yol yürüyeceğiz. Ne diyor Mevlana? Yola çık, yol sana görülür. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl millet bizi finanse ettiyse yine edecektir. Ve bu 83 milyonun gözünün önünde olacaktır. Dolar 7.20'leri aşmışken, hukuk sistemi çökmüş, adalet can çekişirken, Akdeniz'de milli hak ve sınırlarımıza taarruz varken, bu millet için, bu millet hiç hak etmediği acılarla, sıkıntılarla boğuşuyorken yola çıkmanın tam zamanıdır. Bu nedenle 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacağız. 4 Eylül'de memleket hareketini hep birlikte başlatacağız. Bin günde memleket hareketinin yol göstericisi, bu toprakların en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Bizim hareketimizde asla Atatürk düşmanları olmayacaktır. Nerede olursak olalım, gönlümüz her zaman Atatürk'tedir. Bu hareket aklı ve bilimi esas alacaktır. Irk, din, dil, mezhep, cinsiyet ayrımcılığına şiddetle karşı çıkacaktır. Doğaya ve çevreye saygı ön koşulumuz olacaktır. Kadına şiddet ve çocuk istismarına en yüksek sesle karşı çıkacaktır. Bin günde memleket hareketi Endüstri 5.0'ı önce bile herkesten önce bilecek, izleyecek, uygulayacak, gençlerimizin yaratıcı, yenilikçi görüşlerine en üst düzeyde öncülük edecektir. Yolumuz zordur, kenetlenerek bu zorluğu aşacağız. Demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesini başarıya ulaştıracağız. Bütün bu anlattıklarım bir cumhuriyet öğretmeninin hayalleri değildir. Bütün bu anlattıklarım bunun içinde bir cumhuriyet öğretmeninin ülkesiyle ilgili güzel düşleri vardır. Ama bunun içinde milletin haklı talepleri de vardır. Ve ileride size tanıtacağım, çok kısa sürede size tanıtacağım alanında uzman, daha önce pek siyasetle uğraşmamış, memleket işlerine kafa yoran, çözüm üreten arkadaşlarımla birlikte yollara düşeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İkinci bölümüne geçiyorum. Şimdi ben tahmin ediyorum sorularınızı. Hepsini biliyorum. Niye? 10 gündür konuştunuz. O zaman ben onlara tek tek cevap vereyim. Şunu yapmam gerekiyor önce. 2 yıldır arkadaşlarım kırıldı. Onları kırdım. Uykusuz geceler geçirdim. Seçim gecesi neredeydi? Bitmedi bu. Şunu bir anlatayım. Zonguldak'a mitinge gidiyorum. Bartın milletvekilimiz Rıza Yalçınkaya'ya görevlendirdim Cumhurbaşkanı adayı olarak. Git mitingle ilgilen dedim. Rıza Yalçınkaya yolda öğrendi ki milletvekiliyken yeni listeye konmamış. Tek bir gerekçesi var, Muharrem İnce'ye yakın olması. 14 milletvekilinin hepsine tırpan çekilmiş. Yani futbol maçını düşünün. Cumhurbaşkanı adayı teknik direktör. Genel başkan, kulüp başkanı. Futbolcular da milletvekili. Başkan diyor ki ben futbol oynamam. Sen oyna. Ama takımı ben yaparım diyor. Takımı o yapıyor. Oyuna ben çıkıyorum. Arkadaşım, mitingde görevlendirdiğim arkadaşım listeye konmuş. Hangi moralle ben miting yapacağım? Sıfır moralle miting yaptırdılar bana. Bütün arkadaşlarım. Televizyonlarda bir Kemal Bey'in reklamı, bir benim reklam. Ya Kemal Bey'in reklamını neden veriyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu? Aday değil ki o. Aday benim. Talimat veriyorlar gazetelere, televizyonlara. Benim reklamlarımı kesiyorlar. Bana yakın isimleri böyle milletvekili yapmıyorlar. Televizyonlara reklamlarımı vermiyorlar. Bu psikoloji altında bana miting yaptırıyorlar. Ve dünya siyaset tarihinin en yoğun mitingini yapıyoruz. Moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Ne geliyorsa. Bana yakın isimleri aday yapmıyorlar.
billboardlara afişlerimi az asıyorlar, örgütlere para göndermiyorlar, kazanmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Geldik seçim gecesine. Şimdi ne yapıyorsunuz dedim. Bana bilgi verin diyorum, bilgi vermiyorlar. Bilgi yok elde. Nasıl çıkacağım milletin karşısına ben? İkinci tura kaldı mı kalmadı mı? Bilmiyorum ki. Sabah oldu, sordum. Aldınız mı bütün tutanakları, 180 bin tutanağı? Aldık. Peki o zaman teşekkür edelim biz de. Madem aldınız. YSK'ya yazı yaz. Cumhuriyet Halk Partisi kaç sandıkta gözlemci vermemiş? 13 bin sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin gözlemcisi yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oy. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Peki Erdoğan kaç oy az alsaydı ikinci tura kalacaktı? 1 milyon 300 bin oy. 1 milyon 300 bin oy az alsaydı seçim ikinci tura kalacaktı. Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları, seçim ikinci tura kaldı dediler. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Elinde belge yok ki senin. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Nasıl çıkacağım ben? Bana neredeydin diye soranlara özür diliyorum onlardan. Krizi kötü yönetmiş olabilirim. O yorgunlukla, ama unutmayın ki bana veri vermediler. Veremediler çünkü yoktu. 4 milyon oy. 4 milyon oy sahipsiz bırakılmıştır. 1 milyon 300 bin az alsaydı zaten ikinci tura kalıyordu. Belgesi burada. İsteyene verebilirim. Seçim geçti. 60 gün sonra seçim değerlendirme toplantısı yapıyorlar. Ben çağrılmıyorum toplantıya. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Başrol oyuncusu kim? Cumhurbaşkanı adayı. Seçimi kim yapmış? O yapmış. Kortizonlu iğneleri yemiş. Serumu yemiş, hastalanmış. Kimseye çaktırmadan yapmaya çalışmış. İngiltere'nin eski başbakanlarından birine Muharrem İnce 51 günde 107 miting yaptı demişler. İmkansız demiş. Böyle bir şey olamaz demiş. Kampanya geçmiş. Seçimi tartışıyor parti kendi arasında. Beni davet etmiyorlar değerli arkadaşlar. Geçtik. Onu da geçtik. Bir CHP'li saraya gitmiş. Yapmayın, etmeyin. Genel başkanı arıyorum. Bak parti yara alacak. Gel bir yan yana gelelim. Yok. CHP'li saraya gitti. Sıkı durun şimdi. İki gazetecinin ikisine de ben dava açtım. Genel merkez açamadı. Acaba genel başkan yardımcılarından birisi mi gitti saraya? İnsanın aklına bu geliyor. Dava açamadıklarına göre. Ben açtım. Hem saraya gidip hem iftira mı atıyorlar? Gitsin dava açsınlar. Açamıyorlar çünkü gazeteciden korkuyorlar. Gazeteci doğruyu söyleyecek demek. Acaba genel başkan yardımcılarından birisi mi gitti saraya? İnsanın aklına mı geliyor? Dava açamadı. Bireysel işleri için yapıyor. Yorumları söylüyor. Muharrem İnce bu çıkışını Cumhurbaşkanı adayı olmak için bireysel, kişisel ikbali için yapıyormuş. Televizyonda konuşuyor yorumcular. Bak sesleniyorum, bunu yok edebiliriz. Muharrem İnce'yi açığa düşürebiliriz. CHP hemen bir tüzük kurultayı toplasın. Cumhurbaşkanı adayını partinin üyeleri seçer desin. 1 milyon 200 bin üyesi seçer desin. Muharrem İnce'nin elinden bu kozu alsınlar. Basit bu. Bunun çözümü var. Devam ediyorum yine sorulara. Cumhuriyet Halk Partisi tam da iktidara yürürken Muharrem İnce niye böyle yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı demek şu demektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının cumhurbaşkanı olması demektir. Ben iktidardan bunu anladım. Eğer Erdoğan'ın eski arkadaşlarından birini cumhurbaşkanı yapacaksak ben ona CHP iktidarı demem ki. Ya bu nasıl bir mantıktır? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı demek bugünkü rejimde, bugünkü düzende Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının cumhurbaşkanı olması demektir.
Bizim genel başkanın öyle bir iddiası var mı? Ben mi duymadım? Böyle bir iddiası yok ki. Böyle bir iddiası yoksa CHP'nin iktidara yürüdüğü de hayal demektir. Ama siz Erdoğan'ın eski arkadaşlarından biriyle sadece Erdoğan'ı indirmek için. Erdoğan'ı ben de indirmek istiyorum. Ama yerine kim gelirse gelsin, hayır canım, Cumhuriyet Halk Partisi gelecek. Onun için mücadele ediyoruz. Onun için kendine güvenle siyaset yap. Yürüdüğü de hayal demektir. Ama siz Erdoğan'ın eski arkadaşlarından biriyle sadece Erdoğan'ı indirmek için. Erdoğan'ı ben de indirmek istiyorum. Genel başkanın, sayın genel başkanın, ben cumhurbaşkanı adayım. İlk seçimde cumhurbaşkanı olacağım, ülkeyi şöyle yöneteceğim. Böyle bir iddiası var mı? Böyle bir iddiası yoksa o zaman iktidara yürüyor da doğru değildir. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde başarısız mıydı Muharrem İnce? Hayır, çok başarılıydı. Adaylarımız başarılıydı, kazandık, çok doğru. Ama unutmayın, İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı, Antalya'yı, ilçe istiyorsanız Bozüyü'yü. Bize Kürt vatandaşlarımız kazandırdı. HDP'liler kazandırdı. Onlar destek verdi. Aday çıkarmadılar. Ama seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Kürt vatandaşlarımıza böyle yürekten bir teşekkür edemedi. Utangaç, mahcup, gizli, kapılar ardında. Ben yüreğimi açarak teşekkür ediyorum Kürt vatandaşlarımıza. Yani bu başarıyı küçümsemiyorum ama adaylarımız iyi bir kampanya yaptı, doğru. Ama elimize taş basıyoruz, sizi aslında beğenmiyoruz ama bu AKP'yi cezalandırmak istiyoruz, onun için oy veriyoruz diyen Kürtleri yok sayamazsınız. Devam ediyorum. Partiyi bölüyorsun. Peki, bir tane daha su şişesi lazım bana. Var mı burada? Bu Cumhur İttifakı. Bu da Millet İttifakı. Değil mi? Yani ben bu Millet İttifakı'ndan ayrılıp buraya mı geçiyorum? Var mı böyle bir şey? Hayır. Niye geçeyim ya? Geçmiyorum. Ben buradayım. Ben Millet İttifakı'nın içindeyim. Niye bölmüş oluyorum? Buradan buraya su taşıyacak mıyım? Hayır. Millet İttifakı'nın içindeysem bırakın burada ayrı bir umut olsun. Niye olmasın? Bölmek demek şu demektir. Buradan alıp bu tarafa taşımak demektir. Değerli arkadaşlarım, futbolun kurallarıyla basketbol oynayamazsınız. Parlamenter sistem başkadır. 50+1 başkadır. Bölme olayı parlamenter sistemde olur. Çünkü parlamenter sistemde beraberlikte bir puan vardır. 50+1 sisteminde bölme diye bir şey olmaz. İttifaklar olduğuna göre niye bölme olsun? Yani futbolun kurallarıyla basketbol oynamak gibi bir şey olur. Burada bölme olmaz. Dolayısıyla söylenen sözler doğru değildir. Sizi saray mı destekliyor? Beni saray destekliyormuş. Şimdi bakın, bunun mantıksızlığını anlatayım size. Neden desteklememeli? Destekliyorsa eğer hata yapıyor kendince. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muharrem İnce kaç puan fazla aldı? 8 puan. Peki bu 8 puanı nereden aldı? HDP'lilerden aldı. İyi Partililerden aldı. AKP'lilerden aldı. MHP'lilerden aldı. Bu böyle. Oylara bakarsanız görürsünüz. Erdoğan AKP MHP toplam oylarından daha az oy aldı. Erdoğan'ın oyu AKP ve MHP oylarından daha azdır. O oylar bana geldi. Yani ben AKP'den ve MHP'den oy alabilme ihtimali olan bir adam. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın da içinde olduğuma göre sarayın beni desteklemesi mümkün değildir.
mantıklı değildir. O piyasada saray bunu destekliyor diyenler CHP içindeki rant baronlarıdır. Kendi şeyleri bozulmasın diye, kendi düzenleri bozulmasın diye bana atılan iftiralardır bunlar. Mantığı yok mu? Yani ben Erdoğan'ın yerinde olsam Muharrem İnce'yi desteklemem. Neden desteklemem? Çünkü Muharrem İnce o taraftan oy alma kabiliyeti olan birisi. Yani en azından bugünkü CHP yönetimine göre oradan oy alma ihtimali benim çok daha fazla ve geçmişte de aldım. Dolayısıyla bu bir palavradan ibarettir. Yandaş medyaya gelince bana olan yakınlığınız gözlerimi yaşartıyor. Gerçekten gözlerimi yaşartıyorsunuz. Ne kadar çok beni seviyormuşsunuz da ben 20 senede anlayamamışım. Ama biliyorum ki bir gün memleket hareketi gerçekleri haykırmaya başladığında ekranlarınızı ve sayfalarınızı bana kapatacağınızı biliyorum. Ama merak etmeyin, memleket hareketi medyayı da özgürleştirecektir. Anketler. Pek çok anket gördüm. 15,8 gördüm, 17,1 gördüm, 14 gördüm. Memnun musun Muharrem İnce? Hayır değil. Ben 30,6'yı 50+1 olursa memnun olurum. Bu anketleri yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bana da ilettiler. Benim memnuniyetim ancak 50+1'li olur. Kurultay'da saygısızlık yapıldı Muharrem İnce'ye. Onun için parti kuruyor. Arkadaşlar biz çocuk muyuz ya? Çocuk muyuz? Yarım yüzyılı geçtim ben. 40 yıldır siyasetin içindeyiz. Böyle o ufak işler onlar. Bütün bu anlattıklarınızın içinde en hiç takmadığım konu o. Nereye oturttum? Ben delegelerin yanında oturmak benim için şereftir. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bu siyaseti bilmeyen insanların yorumu. Umurumda değil. Beni nereye oturttun önemli değil ki. Sokağa çıktığımda milletin gönlünde neredeyim o önemli. Gerisi hikaye. Hiç düşünmediğim bir şey o. Ha, benim arkadaşlarım buna çok kızdı mı? Örgüt buna çok kızdı mı? Evet çok kızdı. Ben hiç takmadım. Ama partide ilkeler çiğneniyor, ideolojisi çiğneniyor. Ben bunlara üzülüyorum. Yine İzmir'de bir genç kardeşim hakaret etmiş bana. Onun gözlerinden öperim. Biz de genç olduk, onu anlıyorum. Hiç üzülmesin. Memleket sevdasıyla bunu yapmıştır ama yanlış anlamıştır. Gelip seni bulacağım, seninle Endüstri 5.0 konuşacağız. Hiç canını sıkma. Sana kızgın falan değilim. Gözlerinden öperim. Ama dikkat et. Her bahar bir parti değiştirip elinde Maraş'ın Çorum'un kanı bulunan şimdi CHP'li gibi davrananlara da dikkat et. Oralarda geziyor. Buna dikkat et. Asıl sarayın adamı odur. Her yeri karıştırmak için mükemmel özellikleri vardır bunun. Ona da dikkat etmesini öneririm. Değerli arkadaşlarım, son olarak da size söyleyeceğim şudur. Gölgede kalanların gölgesi olmaz. Güneşe çıkanların gölgesi olur. Biz 4 Eylül'de güneşe çıkacağız. Sivas Kongresi'nin başladığı yerden başlıyoruz. İkinci büyük açıklamamı da Cumhuriyet Bayramı öncesinde yapacağım. İlgileriniz için çok teşekkür ederim. Ben sizin sorularınızı tahmin ettim zaten. Bu sorular piyasada gezen, ekranlarda gezen bu sorulardı. Sorularınızın hepsini cevapladığımı sanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun.